Hocam harika bir soru gelmiş. İsmail Deniz. İsmail Deniz merhaba. Tabiattaki canlı veya cansız varlıklar neden fazla üretir? Bir elma ağacın neslini devam ettirebilmek için bir elma tanesi yeterliyken neden her sene tonlarca elma üretir? Güneşin ısı ve ışık göndermesinin kendine hiçbir yararı yokken bunu neden tekrarlar? Denizdeki bir lüferin nesli için bir yumurta yeterken neden milyarlarca yumurtlar? Yoksa insan dışındaki, parantez içinde belki insanla dahil, kapı parantez, varoluş başarısı kendi için değil de başkaları için bir şey üretmekten mi geçiyor? Devam eden türlerin başarısındaki bir sebep de bu olabilir mi? Çok katlı, güzel, karmaşık bir soru. En başından, unutursam hatırlat, en başındaki elma ya da çok üretme örneğinden başlayayım. Bir elma ağacından bir elma çıktı. Elmanın içinde 8-10 tane çekirdek vardır. Normalde 8-10 tane ağaç yapmaya yeter. Ama bir tohumun üreyebilmesi için geçerli olacak koşulları düşünürsek, gerekli olan koşulları düşünürsek, elma o toprağa düşecek, toprak uygun ısıda ve nemde olacak, mevsim uygun olacak, yeterli derinliğe düşecek, işte yeterince nem ve sıcaklık alacak belli bir zaman içerisinde. Mevsimi gelince de üstünde bir şey olmayacak ki işte bir filiz arkasından işte fidan fidan bilmem ne olsun. Dolayısıyla bu çok zorlu bir süreçtir ve canlılar aleminin her tarafında, balıklardan bitkilere, işte insanlardan kuşlara ne ararsanız hepsinde fazla üretim stratejisi vardır. Mesela erkeklerde her bir cinsel birleşimde 250 milyon yaklaşık sperm aktarır. Onlardan bir tanesi yumurtayı döllüyerek yeni bir yavru meydana getirir. Niye 300 milyon tane sperm ortaya çıkıyor? Çünkü aralarında bir yarışma var. Bu yarışma sonucunda bir seçilim var. O seçilim sonucunda da türün tabiri caizse en iyi versiyonlarının seçilmesi gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Bu bir amaç değil. Bu bir sonuç. Balıklar mesela milyonlarca yumurta yapıyorlar. Ama diyelim o balığın yumurtalarının o milyonlarca yumurtanın %90'ını başka canlılar yiyorlar. Onlara yem oluyor. Belki 50 tanesi, 100 tanesi yavruya dönüşüp onların da 20-30 tanesi o balığın yetişkin haline dönüşüyor. Böyle bakınca israfmış gibi gözüküyor. Fakat tabiata baktığınızda gördüğünüz bir şey daha vardır insandan farklı olarak. Tabiatta çöp çıkmaz. Tabiatta kimse çöp poşetiyle işte mağarasının önünde çöp bırakmıyor. Atık üretmiyor. Hayvanların dışkıları bile işte bakterilerin, bitkilerin vesaire besinine dönüşüyor. Bu fazla fazla atılan yumurtaların da israf olarak değerlendirilebilmesi için tabiatta bir fazlalık oluşturması gerekir. Böyle bir şey olmuyor. Onlar başka canlıların besinleri olarak iş görürken aynı zamanda diğer hayatta kalacak olan yavruların da korumalığını üstleniyorlar. Yani diğerlerini doyurarak kardeşlerinin yetişkin olarak hayata devam etmesini sağlar. Şimdi böyle bir sistem içerisinde İsraf ya da fazlalık diye bir şey yok. Sistem çoğun arasından iyinin seçilmesi. Bir sürü varyasyonun arasından en iyisinin seçilmesi şeklinde işliyor. Daha önce örnek vermiştim galiba ama o video bulanık çıktığı için onu yayınlamamıştık. Onu tekrar şimdi örnek vereceğim. Bir kağıt mendilinin üzerine, bir peçetenin üzerine şöyle bir damla mürekkep damlatıyorsunuz. Mürekkep damlası böyle iyice yayılınca mürekkep damlasına bakıyorsunuz. İsterseniz yan yana 4-5 tane damlatın mürekkep damlalarından. Sonra bir bakın şöyle, onların hepsi kabaca yuvarlak mürekkep damlalarıdır. Ama büyüteçle yakına gelip mürekkep damlasının kenarlarına bakacak olursanız fraktal geometrik girintili çıkıntılı böyle garip çok güzel desenler göreceksiniz kenarda. Biraz garip gelebilir ama biyolojideki çeşitliliğin mantığını anlamak için bu damlalara yakından bakmak çok faydalı oluyor. O kenardaki desenlere bakarsanız yayılmakta olan mürekkep molekülleri, trilyonlarca mürekkep molekülü bazı yerlerde ileri gidebilme şansına sahiptir. Bazı yerde peçetenin direnci onu yener. Dolayısıyla bazı yerler çıkık, bazı yerler girintili, dallı, budaklı bir sürü kaotik yol izlemek zorunda kalırlar. Canlılık aynen böyledir. Bütün imkanları dener. Her bir nesilde biliyorsunuz işte birden fazla kardeşiniz varsa hiç benzemediğinizi fark etmişsinizdir. Tek yumurta ikizi olsanız bile. Her nesilde bir sürü çeşit üretir. Devamlı değişir ortam şartlarıyla. Devamlı işte avcılar, av ilişkileri, şunlar bunların olduğu bir ortamda bu çokluğun içerisinden seçilerek bir şeyler hayata devam eder. Bir saat düşünün, mekanik bir saat. İçine bir susam tanesi kaçsa saat durur. Mekanik düzenekler, bizim yaptığımız makinamsı düzenekler, bilgisayarlar içine bir şey kaçınca hemen bozulur. Tölere edemezler değişikliği ama biyolojik sistemler çok büyük değişimlere adapte olabilecek yollara sahip olmalılar. Çünkü tabiatta ne olacağı hiç belli olmaz. Bunun en önemli yöntemlerinden bir tanesi de bol çeşit üretip aralarından başarılı olanların kendi kendine sağ çıkması şeklinde kurulmuş bir sistemdir. İkinci kısmı sorunun, mesela güneş kendisine faydası olmadığı halde neden? Fayda bizim yorumumuz.
Aslında her şey yapılışının, yaratılışının, varlığının gereğini yapar. Güneşteki o termonükleer reaksiyonlar, yani işte hidrojenlerin birleşip helyum oluşturması sırasındaki füzyon enerjisi dediğimiz enerjiyle devamlı bir sıcaklık ve enerji üretmesi güneşin varlığının sebebidir. Güneş ve diğer yıldızlar böyle ışırlar, böyle yaşam döngülerini devam ettirirler. Çünkü kuruluştan beri gelen bir kuraldır bu. Bize bir faydası vardır ama bu fayda güneşin çok umurunda değildir. Hatta bu biraz antik insan düşüncesi. Antik insanlar işte bir kısmı güneş ısıttığı için güneşe tapmışlardır mesela, o bizim tanrımız diye. Güneşin böyle bir derdi yoktur normalde. Güneş füzyon reaksiyonuyla enerji üretir. Bir işte kaya bayırdan aşağı yuvarlanır. Her zaman aşağı yuvarlanır. Yukarı yuvarlanmayı düşünmez bir kaya. Her şey varlığın gereğini yapar. Biyoloji ve fizik alem bu sürekli enerjetik etkileşimlerin farklı sistemlerde birbirine fayda sağladığı bir ağ şeklinde tasarlanmıştır. Böyle bir ağ ortaya çıkmıştır. Biz mesela güneşin ışığından faydalanırız. İşte bitkiler bunu alır, şeker yapar, diğer canlılar o bitkileri yer, biz hepsini yeriz. Böylece aslında güneş ışığını yiyerek besleniriz. Böyle garip bir durum vardır ortada. Ama tekrar ediyorum, bu güneşin bize fayda sağlamak için yaptığı bir şey değildir. Sistem kendi kendine devinen, kendi kuralları içerisinde çalışan birçok ayrık sistemin birbirine bağlanması şeklinde işler. Ve burada bir fayda zarar ilişkisi bizim yorumumuzla ilgili bir şeydir. Ta buradan kötülük problemine bile gidersiniz. Yani iyi kötü var mı? İşte avcı kötü müdür? Bu hayvanı niye öldürüyor falan filan. Mesela fayda zarar biraz insan merkezci bakmamızdan kaynaklanan bir durum normalde. Ama soru iyiymiş. Buna kitap yazmak lazım. Bu kadar da yetmez yani ama güzel. Kim sormuştu? İsmail Bey. İsmail Bey. Ben size sürekli İbrahim diyordum. Hatta size kısaca... Bir önceki videoda. Evet, İbrahim diyecektim kısaca ama artık İsmail diyorum. Teşekkürler.